Sizi bir senaryoya davet etmek istiyorum. Bir senaryo anlatacağım. Onun içinde kendinizi hayal etmenizi isteyeceğim. Yani kendinizin annesi olsaydınız, kendinizden ne kadar memnun olurdunuz? Kendime bir anne veya baba seçecek olsam, kendimi seçerdim. Bu cümlenin doğruluğuyla ilgili 1 ile 10 arasında kendinize bir puan verin ne olur. Baskı arttıkça direniş çizgisindeki doz artıyor. Bunu ne olur bir teşhis aracı olarak kullanın. Bu size baskıya karşılık çocuğun dile getiremediği, sizle paylaşamadığı farklı nedenlerden dolayı bir şey olduğunu anlatsın. Bizim beynimizde ilkel beyin diye bir kısım var şu arka tarafta, amigdala. Çocukta da duygu yoğunluğu olduğunda, hiç arkadaşım yok çok üzülüyorum, yarın sınavım var, kitabımı unutmuşum. Problem durumlarda amigdala özellikle tetiklendiğinizde şöyle, beyne sinyal veriyor. Ve beyin ilkel beyindeki kaplan görmüş dönemine geri dönüyor. Dolayısıyla iki komut geliyor. Kaç veya saldır. Ergenler için söylemek istediğiniz ekstra bir şey var mı? Yani onlara bence ebeveyn olarak birkaç kat sabır lazım. Yansıtmanın çok işe yaradığını düşünüyorum. İkiz oldukları için bir kere kıyaslanmamıyor. O çok yanlış. İkiz ama çok biz zor. Babayla yalnızken kıyaslıyoruz. İkisi çok farklı karakter. İkiz olmasına rağmen. Çok yoruluyor, her şeye itiraz. Hep atarlı, kaş havada. O dengeyi oturtmak önemli bir süreç. Evet. Biraz yorucu oluyor. Onlar için buradayım. Diyelim de biraz bilgisayar ve tablet, telefon tarzı iletişim araçlarıyla çok fazla vakit geçiriyor. Ne yapabiliriz? Şöyle bir perspektifim var. Bugün PayPal'ı kuran Elon Musk diye bir adam var. Elon Musk 9 yaşında kod yazıyordu. 9 yaşında kod yazabilmek için tablet ve bilgisayarla haşır neşir olması gerekiyor. Yani daha büyük pencereden bakarsanız çağ oraya gidiyor zaten. Yasakladığınız şeyi fark edin. Cezalandırmak kesinlikle önereceğim bir yöntem değil. Çünkü işte boykota gidecek ondan sonra direniş çizgisinde. Dolayısıyla nasıl faydalı hale çevirebilirim bunu? Ortak bir çözüm ve anlaşma yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani şunu empoze etmek istemiyorum. Herkesin kendi çözümü var. Her ailenin başka bir dinamiği var. Teşekkür ederim.